اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير امين محترم مسلمانار محترم kardeşlerim مهترم muhtereme بإذن الله تعالى bugün Hadislerle İslam ahlakı derslerimizden birisini daha bir bölümünü daha bir başlığını daha işlemek üzere bir araya geldik. Haftalardır Müslümanların evleri içerisinde takınmaları gereken ahlak ve adapla alakalı bölümleri işliyoruz malumunuz. Oradaki kanaatimizce önem arz eden meseleleri, hususları işledikten sonra, toparladıktan sonra bugünden itibaren de inşallah tabiri caizse artık evlerin şöyle dışına çıkıp evlerimizin dışında karşı karşıya kaldığımız olaylarla alakalı ahlak ve adab hususlarını işleyeceğiz inşallah. Bunların da başında bir Müslüman evinden çıkınca öncelikle özellikle gitmesi arzu edilen yer cami olacağı için cami adabını ve ahlakını inşallah işlemeye bugün başlayacağız. Uzunca bir hadis-i şerifte kıyamet gününün halinden bahsederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi grup insandan haber veriyor Hiçbir gölge yok diyor o günde. İnsanlar dehşet, panik, korku içerisinde. Ve bu korkularından dolayı terleyenler var. Hatta o kadar çok terlemişler ki kulak memelerine kadar terlemişler diyor hadis-i şerifte. Böyle bir dehşet günde, böyle bir zor günde yedi grup insan var. Onlar bu korkudan emin olacaklar. Hiçbir gölge yok. Hiçbir gölgenin olmadığı o günde onlar Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecekler. Bu yedi gruptan birisi de işte kalbuhu قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ Öyle bir kişi ki kalbi mescitlere bağlı. Kalbi camilere bağlı bir kimse. Bir adam, bir kadın. Bir mümin. Kalbi mescitleri seviyor. Allah'ın evleriyle haşır neşir olmuş. İşte böyle bir zor günde bir umut menbaı. Mescitleri sevmek, mescitlerle içli dışlı olmak, mescitleri kendisine vatan edinmiş olmak. Hadis-i şerifin ifadesi. Şöyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Mace'de geçen hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aktarıyor bu haberi. Müslüman bir kimse Namaz ve zikir için, Allah'ı anmak için mescidi vatan edindiği zaman yani buradaki tevattana ifadesi oraya o kişinin çok gitmeye alışkanlık haline getirmesi. Bir mescide, bir camiye gitmeyi alışkanlık haline getirmesi o kimse öyle yaptığı zaman diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah celle celaluhu onun bu halinden duyduğu sevinç tıpkı gurbette adamı olan kimsenin onun yanlarına dönmesiyle ona kavuştuğundan dolayı duyduğu sevinç gibidir. Allah kendi evine bağlanmış olan insanın o halinden, hareketinden, o tavrından, o ahlakından o kadar memnun olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte bildiriyor muhterem kardeşlerim. Bu mescitlere bağlanma hususu gerçekten önemli bir husus. Oradaki adab ve ahlaka geçmeden önce genel ahlakını bir Müslümanın mescitlere, camilere karşı genel tutumunu ifade etmeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Şu hadis-i şerif konuyu gerçekten çok güzel izah eden bir hadis-i şerif. Bunu da i̇bn Mace'de okuyabiliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu da Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aktarmışlar. Allah Resulü'nden aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Efendimiz Allah Celle Celaluhu'nun kendisiyle hataları örtüp sebapları arttırdığı bir ameli bir şeyi size söyleyeyim mi? Öyle bir olay ki öyle bir davranış ki onu yapınca hatalar örtülüyor üstü kapanıyor sevaplar artıyor dereceler dereceler yukarı doğru çıkıyor. Allah katında insanın derecesi artıyor. Dediler ki ashabı kiram buyur ya Resulallah söyleyin, bildirin biz de bilelim ki hatalarımız örtülsün, sevaplarımız artsın Allah katında derecemiz yükselsin. Şöyle buyurdu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak. O şey zahmetli durumlarda dahi olsa. Ne demek yani? Soğuktur, imkanlar zordur, uzaktır vesaire. Öyle durumlarda dahi olsa abdesti tam almak. Bakın burada abdesti tam almasından kastı ne? Yani ruhsatlara sarılarak değil azimet üzere abdest alması. Mesela ayağını mesh değil ayağını da yıkaması. Ruhsattır mesh etmek. Azimet esası yıkamaktır. Örnek olarak sıcak suyla abdest almak değil soğuk suyla abdest alması. Zor şartlarda dahi olsa abdestini tam alması mescitlere çok adım atarak gitmesi kafamızdaki o mazeret de yıkıldı. Hani bazen uzaktır vesaire. Nefsimizin bize çelme takarak uydurduğu mazeretler var ya onu da sildi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kimin için? Hatalarının örtülmesini isteyen, derecesinin yüksek olmasını isteyen mümin için. Abdestini zor durumda da olsa tam alacak mescide çok uzak da olsa çok adım atarak gidecek namaz kıldıktan sonra da namazı bekleyecek İşte bu kişilerin Allah hatalarını örter derecelerini ali eyler yani yükseltir bu muhterem kardeşlerim mescitlere bağlanmanın önemini bildiren gerçekten önemli bir hadis-i şerif bir müminin mescide camiye bağlanmasıyla elde etmiş olduğu üç önemli mertebe vardır. Bunu şöyle düşünecek olursak bunlardan bir tanesi dikey mertebedir. Bir tanesi yatay mertebedir. Bir tanesi de içeği mertebedir. Üç dimensional düşünmemiz gerekirse. Dikey mertebesinde bir mescide bağlanmasıyla insanın veya o toplumun Allah'la olan ilişkisinin ne kadar sağlam olduğunu görürsünüz. O dikey bağdır. Mescitte Özellikle insanlara zor gelen namazlarda, sabah namazı, yatsı namazı gibi namazlarda bir mescit, bir cami ağzına kadar tıklım tıklım doluysa o toplumun, o insanların Allah'la olan ilişkilerinin iyi olduğunu anlarsınız oradan. İşarettir. Bu dikey ilişki. Ölçü cuma namazı değil bakın. Orada zaten gelip gidiyor insanlar. Ne kadar da güzel bir davranış. Ama en azından onun kadar sabah namazına da gelip giderlerse o toplumda demek ki dikey ilişki olması gereken yerde. Yatay ilişki var. Hani bu dikey ilişkiyle alakalı biraz önce okuduğumuz hadisin sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilginç bir ifadesi var. فَذَٰلِكُمُ الْرِبَاتِ فَذَٰلِكُمُ الْرِبَاتِ فَذَٰلِكُمُ ribat diyor. Buradaki ribat muhterem kardeşlerim aslında ip, bağ anlamına geliyor. Bağ, sıkıca bağlanmış olmak. Neyi kastediyor burada? Gönlü sevgiyle sevgiliye bağlanan kişi o sevgiden bahsediyor. İşte budur tam bir sevgiyle Allah'a bağlanmak. İşte budur tam bir sevgiyle Allah'a bağlanmak. Üç defa tekrar ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimin için? وَانْتِذَارُ السَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَاةِ O bezerk hadisi ne demişti? Tam abdest aldı, uzunca yol geldi, namazı bitirdi, başka namazı bekledi. O kimse Allah'la bağı çok kuvvetlidir diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meseleye bambaşka bir bakış açısı kazandırıyor. Öyleyse bu Allah'la olan ilişkimizi düzenleme açısından önemli bir mesele. Yatay ilişki ve mertebesine gelince caminin bize kazandırdığı, mescidin bize kazandırdığı önemli bir ahlak vardır. O da nedir? İnsan insan ilişkisidir. Müslümanların birbiri arasındaki yaşadıkları ilişki. Sosyal yapıyı kenetlenmeyi o gerçekten bu niyanun mersus dediği Allah Celle Celaluhu'nun birbirlerine kenetlenmiş sağlam bir yapı gibidir dediği yapıyı görürüz camide ve mescitte muhterem kardeşlerim. Düşünün günde beş defa namaz için saf haline gelen insanlar aralarında mevcut olan mutlaka vardır. Farklılıkları artık görmez olurlar. Farklılıkları vardır. Dilleri belki farklıdır. Renkleri belki farklıdır. İktisadi anlayışları farklıdır. İktisadi durumları farklıdır. Makamları, mertebeleri farklıdır. Daha başka başka fer'i farklılıkları, ihtilafları vardır. Ama Günde beş defa aynı safta o insanlar bir araya gelince o farklılıklar artık önem arz etmekten uzak kalır artık. Onlar önemsiz bir şey haline gelir. Önemli olan biz aynı safın mescit ve cami arkadaşıyız. Saf arkadaşıyız. Biz aynıyız. Biz biriz düşüncesi hasır olur. İşte budur yatay ilişkiyi meydana getiren ve koruyan. Abdullah İbni Ümmü Mektum o ama sahabi radıyallahu anh Baştan Efendimiz'den izin istemişti, mazereti vardı. Kör olduğu için o günün şartlarıyla Ya Resulallah gelmesem namazlar olur mu? Ona izin vermişti ki sonradan o izini kaldırdı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ezanı duyuyor musun dedi. Duyuyorum Ya Resulallah. O zaman sen de geleceksin. Yatsıya da sabaha da geleceksin. Kör. Ama sahabi. Onu dahi mazeret olarak kabul etmedi. Neden? Oradaki o sağlam yapıyı, duvarı düşünürsek, Abdullah İbni Ümmü Mektum orada olmadığı zaman o duvardaki o tuğla o yer boş kalacak. Onu istemiyor Efendimiz. İslam toplumu içerisindeki o safın, o yapının bozulmasını istemiyor. Araya bir anlayış bozukluğunun, muhabbet bozukluğunun girmesini istemiyor. Müslümanların çok sağlam bir yapısı, aralarındaki kardeşlik bağının çok güçlü olmasını istiyor. Ve içe ilişki. Yani bu da nedir? İçe mertebesinde mescidin, caminin kazandırdığı kişinin ruh terbiyesidir. Namazın, duanın, Allah'ı zikretmenin, Kur'an okumanın, oradaki dinlenilen vaaz nasihatların ruhta olan etkisini bir düşünün. Beş defa camiye ve namaza gelen insanla orada irşad edilen, vaaz nasihat dinleyen, Kur'an dinleyen, Allah'ı zikreden, Allah'ı tesbih eden insanla belki haftada bir, belki senede bir iki defa bayram namazına giden insanın ruh yapısı bir olur mu hiç? Vallahi bir olamaz. Öyle olduğunu zannetse dahi haftada bir, ayda bir, senede bir giden insan. Öyle zanneder belki. Çünkü artık şeytan ona yanlışları doğru göstermeye başlamıştır. Allah buyuruyor Zuhruf suresinde ben demiyorum. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ O kullarım ki onların kalpleri Allah'ı andıkça, Allah'ı anarak tertemiz olur. Demek ki kalbin gıdası, ruhun gıdası müzik değilmiş birilerinin dediği gibi. Eğlenmek, gezmek, tozmak değilmiş. Konser, festival değilmiş. Allah ne diyor kalbin gıdasına? Zikrillah. Allah'ı anmak, namaz kılmak, Kur'an okumak, Allah'ı zikretmek. Kalbin gıdası budur. Sonra da şöyle diyor ayetin sonunda. Ele. Dikkat edin ey insanlar. Haberiniz olsun. Şunu iyi bilin. Allah uyarıyor sizi. O anlamlara geliyor. O ele. Edatı orada. Bir zikrillah tetmeinnul kulub. Sadece ve sadece Allah'ı anarak kalpler temizlenir. Başka değil. Kalp başka bir şeyle temizlenmez. Öyleyse içeği mertebesi muhterem kardeşlerim, mescidin ve caminin bize kazandırdığı mescitleri mescide gide gide insanların hataları kapatılıp dereceleri Allah katında yükseltildiği için ondaki kazandırdığı psikolojik o rahatlatmayı, o sekinti bir düşünün. Yani bir insan bir mümin camiye ve mescide gide gide bir sekinet bulur. Psikolojik olarak bir rahatlama bulur vallahi. Rahat eder. Bugünün insanı bunalım, psikolojik depresyon vesaire yaşıyorsa eğer Allah'la olan ilişkisini, camiyle olan, Müslümanlarla olan ilişkisini kopardığından dolayıdır. Camiye, cemaata, mescide bağlı olan insanlarda bu gibi ruh hastalıklarını görmek kolay kolay mümkün değildir. E çok çok Nadir istisnalar söz konusu olabilir imtihandan dolayı. Yoksa mümkün değildir. Öyleyse bu hadisi şerif de bizlere mescidin, caminin ve camiye bağlanmanın önemini gerçekten çok güzel anlatan hadis-i şeriftir muhterem kardeşlerim. Her fırsatta en zor şartlarda dahi olsa abdestimizi alıp arabamızı çalıştırıp eğer uzaksa değilse eğer adım ata ata her adım attıkça da zevk ala ala camiye gitmek. Çünkü bilecek ki her adım attığında Allah derecesini yükseltiyor. Bu bir şereftir. Şeref kaynağıdır. Arabanı çalıştırıp tekerleğini döndürdüğünde benzin mazot harcadığında amel defterinin sağ tarafına yazılmaktadır. Ne kadar güzel bir şey. Ahirette bir ağırlık arz edecek. Yani cennete gitmene vesile olacak bir davranış. İnsan bundan gocunur mu hiç? Uzaktır diyerek mescitten uzak kalır mı hiç? Camiden cemaatten uzak kalır mı muhterem kardeşlerim? Öyleyse Müslümanların bu hususlarda gerçekten dikkat etmeleri gerekiyor. Mescit dedik, mescit secde edilen yer anlamına gelir Arapçada. Yani cami mescitlerin büyük şeklidir. Bunlara cami denilmesinin sebebi büyük olduklarından insanları uzaktan yakından bir yerden, bir mahalleden, bir köyden, bir şeyden bir araya topladığından dolayı oraya cami denilir. Cami. Türkçe'de öyle diyoruz. Arapçası cami ismi fail. Mescit aslı yani namaz kılınan, secde edilen yer. Buralar secde edildiği için kime? Allah'a. İbadet amacıyla açıldıklarından dolayı Allah katında çok büyük bir şerefe sahiptirler. Her mescit Allah'ın evidir. Her mescit, her cami yeryüzünde Allah'ın evi olan Kabe'nin bir şubesidir. Hepsi. Bütün camiler. Onlar Allah'ın evleridir. Öyleyse Müslümanların mescitlere karşı gerçekten çok dikkatli ve titiz davranmaları gerekir. Oralarda, etrafında, içerisinde yaptıkları davranışlarında. Hatta şöyle ki bakın kaynaklarımızda bir mescit eğer mescit olarak ilan edilmişse, o niyetle yapılmışsa orası kıyamete kadar artık mescittir. Oranın hükmü değişmez artık. Orası mescittir. Öyleyse Allah'ın evi olan böyle bir yere hakaret ve tecavüz Allah muhafaza buyursun, direktmen Allah'a saldırıdır. Allah'a harbiden etmektir Allah muhafaza buyursun. Sonu felakettir yani. Kim Allah'la baş edebilir haşa ve kella. Allah'ın evine harbiden etmek, uhrevi bir sorumluluk gerektirir. Mescitlere hakaret etmek, mescitlere gereken saygıyı, edebi göstermemek, Allah'a karşı o gereken saygıyı ve edebi göstermemek demektir muhterem genç kardeşlerim. Mescidin içi ve arası da mescid hükmündedir. Hatta öyle ki bir mescidin üstü gökyüzüne kadar mescittir hükmen. Fıkhen öyledir. Ne demek? Yani mescidin içerisinde mekruh olan şeyler asır itibarıyla mescidin üstünde de gökyüzüne kadar geçersizdir. Mekruhtur yani. Orada da yapılmaz onlar. Ama bugün bazen özellikle Avrupa'da yapılan ve hatta satın alınan binalarda zaruretlerden dolayı bunlara dikkat edilmediğinden dolayı bazen mescidin üstlerinde olmaması gereken yerlerde bulunabilmektedir. Abdesthane gibi vesaire. Zaruretten dolayı böyle, yoksa bunun yapılması mekruhtur. Şimdi neden mescidin caminin bir adabı var? Onu inşallah ayeti kerime ile anlamaya ve açıklamaya çalışalım. Ondan sonra maddeler halinde o adabı ve ahlakı işlemeye çalışalım. Hatırlarsanız Araf suresinin 31. ayetinde Rabbimiz buyuruyordu ki Estaizu billah Ya beni Adem'e Ey Adem oğlu, huzu inde kulli mescidin. Her mescide, camiye gittiğinizde zinetlerinizi takının diyordu Allah Celle Celaluhu. Şimdi bu ayeti kerimedeki zinet kelimesi elbise temizlik anlamında olduğu gibi müfessirler bunu muhterem kardeşlerim alimler aynı zamanda buradaki zinetten maksat bir edeptir demişlerdir. Edep. Camiye, mescide gittiğinizde oraya karşı gerekli olan edeple oraya varın. Orada o gereken edebi sergileyin, gösterin diyor. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede. Öyleyse mescitlere ve camilere gösterilmesi gereken edep ve ahlak bu ayeti kerimeden yola çıkarak alemler tarafından açıklanmıştır. Peki bunlar nelerdir? Şöyle maddeler halinde inşallah birkaç önemli olduğunu zannettiğimiz inşallah maddeleri paylaşmaya çalışalım bir iznillahi teala. Bir defa Allah'ın evi olduğunu söyledik. İnsan Kabe'ye girdiğinde nasıl bir huşu, bir hudu bir sekinet, bir tevazu, bir boyun eğme varsa her camiye ve mescide girdiğinde de hangi cami olursa olsun oraya karşı aynı tevazuyu, aynı edebi ve aynı huşu içerisinde girmesi gerekir. Neden? Allah'ın evine giriyorsun. E düşünün yani çok önemli bir makam sahibi insanın sarayına, evine, e, onun resmi mekanına girdiğinde insan şöyle bir kendine çeki düzen verir, saçını, başını, elbisesini toparlar, düzenler. Allah'ın huzuruna giriyorsun. Allah'ın evi. Orada insan demek ki daha bir başka edep içerisinde oraya girmesi gerekiyor muhterem kardeşlerim. Bu ruh yapımızı gösteriyor. Mescitlere, camilere girdiğimizde bu ilk edemimiz camilere karşı. Mescitlere vardığımızda ve girdiğimizde oraya karşı gerekli olan edep ve huşu içerisinde girmemiz gerekiyor. Bu ruhumuzla alakalı bir mesele fakat tabii ki maddiyatla, vücudumuzla, bedenimizle alakalı da ikinci bir madde olarak şunu söylememiz gerekir. Mescitleri temizliğine itina gösterip oraya varmak, orada bulunmak ve oralarda öyle davranmamız gerekiyor. Bu hepsini kapsamaktadır. Beden temizliği, elbise temizliği, beden temizliği de dediğimizde eğer cenabet gibi bir şey söz konusuysa Öyle o şekilde camiye girmek haramdır. Caiz değildir. Gidilmez, girilmez. Kadınlar hayızlı oldukları zamanda camiye gitmezler. Caiz değildir, yasaktır. Mescit hükmünde olan yerlere bu şekilde girilmez, haramdır. Hadesten taharette bunlara dikkat edilmesi gerekir. Biraz sonra gelecek inşallah abdest alıp zaten gitmek en evla olandır. En güzelidir. Hani hudû zînetekum inde kulli mescidin ayetinde ne demiştik? Sadece oradaki edep değil en güzel elbiselerinizle giyin diyor Allah Celle Celaluhu. Sünnet-i Seniyye de onu gösteriyor ki mescitlere ve camilere gittiğimizde en kötü, en değersiz yatmadan önce giydiğimiz elbiseleri değil de güzel elbiseleri giyerek gitmemizi emrediyor Allah Celle Celaluhu. Bu önemli. Camilere ve mescitlere gittiğimizde muhterem kardeşlerim güzel elbiselerimizle gitmemiz ama burada özellikle kasıt temizliğidir. Yani o elbiselerimizde namazımıza, ibadetimize engel olacak hiçbir necis, necasetin olmaması gerekiyor. Neyse ona engel, fıkhi boyutuna girmeyeceğim vaktimizi, dersimizi aşar. Onların oradan uzaklaştırılması gerekiyor. Ama özellikle de mescit ya yani cami alın konulacak yere secde edilecek demek ki çorap ve ayak temizliği çok önemli. Çoraplarımızın camiye girdiğimiz çoraplarımızın özellikle temiz olmasına dikkat edelim. 10 gün, 20 gün giydiğimiz çorapla camiye girdiğimizi düşünelim. Bir başka Müslüman kardeşimizin de oraya secde ettiğini düşünelim. Hani edep yahu diyor ya şair. <laughs> Olmaz. Demek ki orada eğer öyle bir koku varsa ve da rahatsızlık verecekse bunu gerçekten önceden bertaraf edip temiz çoraplarla, temiz elbiseyle camiye ve mescide girmemiz gerekiyor. Abdest aldık, ayaklarımız daha ıslak ıslak ayaklarla herkesin camiye girip çıktığını düşünürsek o halalar kısa zaman sonra koku gösterecektir, kokacaktır. Öyleyse buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii ki camilerde görevli olan insanların da Müslümanların orada abdest aldıktan sonra vesaire ayaklarını kurutmaları için gerekli önlemler almaları gerekiyor. Camiye girerken eski fıkıh kitaplarında bu yok. Bu benim eklediğim acizane bir ek. Çünkü eskiden bu alet teknoloji yoktu. Cep telefonlarımızı varsa eğer yanımızda mutlaka sessize alıp ve oda kapatmamız çok önemli bir husustur. Çünkü bunlar maalesef bugün artık gerçekten camiler içerisinde rahatsızlık veren aletlerdir. Rahatsızlık veriyor. Namaz başlamış, ders başlamış, hutbe başlamış, farz namaz başlamış başlıyor ötmeye. Hele bir de kardeşimiz dikkatsizce davranıp oraya şöyle melodi olarak garip garip şeyler koyduysa namaz bozulmaları vesaire huşunun zaten bozulması söz konusu. Şimdi hatta böyle şuursuz yani kardeşliğin ve hatta hataların üstünü örtmenin ne anlama geldiğini bilmeyen insanlar olduğu zaman namazda namaz içerisinde veya namaz sonrasında cep telefonu çaldığından dolayı dövüş kavga yumruklar dahi sallanabiliyor. Bunlara şahit oluyoruz bazen. Maalesef Allah muhafaza buyursun. Hani daha biraz evvel o biraz ev dediğimiz bütün farklılıkları göz ardı ederek bir safta Allah'a secde edildi. İslam kardeşliği bildirildi. Namaz bittikten sonra ve da namazda telefonu çaldı diye namaz sonrasında yumruklar uçtu. Olmadı. Şimdi burada her taraf iki tarafta yani telefonu çalan kişi de ve da telefonu çaldığından dolayı rahatsız olan kişi de kardeşliği bir defa göz ardı etmeyecek. Ama Herkes gerçekten disiplinli bir şekilde telefonlarını kapatırsa artık camilerimizde işaretler de var. Lütfen telefonlarınızı kapatın diye bu işaretlere riayet ederek huzur içerisinde namaz kılması, hutbe dinlemesi mümkün olacaktır. E insandır, beşerdir, şaşar, insandır, nisyanla maluldur, unutur. Böyle durumda ne yapacak? Namazını bozmayacak bir şekilde mesela namazında tek elle hoş olmamakla beraber bu hareket mekruh olmakla beraber ama başka insanlara zarar vermemek için namazını bozmayacak şekilde tek eliyle onu kısacak onda sesini. O bir düğmeyi rast getirip sesini kapatacak. Çünkü yoksa daha büyük felaketlere sebep olabilir. Ama bunu da yapamadıysa hani acemi bir cep telefonu sahibi ise filan o zaman diğer kardeşlerimiz de Müslümanlar da ona karşı gerçekten mülayemetle yanaşacaklar. Mesela bakın yani kavgaya kardeşliği bozmaya gerek yok. Aklımıza şu örnek geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşanan cep telefonundan dolayı değil ama belirli bir husustan dolayı Hz. Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh aktarıyor. Diyor ki bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kırıyordum. Namaz kılarken orada birisi aksırdı namazın içerisinde yani. Aksırdı. Ben de o aksırınca yerhamukallah dedim diyor sesli namazın içerisinde. Hani elhamdülillah demedi ama iyi niyetle ben de yerhamukallah dedim. Ben yerhamukallah deyince cemaattan şöyle bana bakanlar oldu diye ne yapıyor diye acaba niye bunu yapıyor namazda niye konuşuyor diye. Onlar da bana bakınca ben de onlara dedim ki diyor hani yaklaşık bir tercümeyle maalle vay canına ve hatta vay anasına ne oluyor ya niye bakıyorsunuz bana dedim diyor onlara. Ne bakıyorsunuz ya dedim diyor. Hani yerhamukallah dedik. Ben böyle deyince bu sefer Elleriyle uyruklarına bana böyle itmeye başladılar. Hani sus namazdayız gibi. Ben de anladım ki ha tamam galiba ileri gittim şimdi artık. Sustum diyor. Namaz bitti. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam beni yanına çağırdı. Dedi ki ama şöyle diyor önce rivayette aynen o var. Bana dedi ki Hakem es-Sülemi radiyallahu anh diyor ki anam babam ona feda olsun diyor. Ben onun gibi nasihat eden onun gibi uyaran, onun gibi irşad eden vallahi bir insan ne ondan önce ne de ondan sonra gördüm. Ne de ondan sonra gördüm şahit oldum. Ne kızdı, ne sövdü, ne kovdu, ne dövdü diyor. Öyle bir güzel söyledi ki bana diyor. Anam babamına feda olsun dedi ki bu namaz öyle bir şeydir ki orada insan sözünden hiçbir şey olmaz. Sadece tesbih, tehlil, Kur'an olur dedi diyor. Yani şimdi Hakem-i Sülemi radıyallahu anh bir daha bu davranıştan sonra hiç bu hatayı yapar mı? Ona Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasihat etmiş. Kızmadı diyor, dövmedi diyor. Şimdi kardeşimiz belki tecrübesizdir, belki hızlı geldi, belki dalgındı, cep telefonu çaldı diye neden ona kalbimizde kin duyalım? Neden ona karşı bir gadab olsun yüreğimizde? Bu yanlıştır. Onun bir hata etmesi bizim ona karşı bir kin duymamıza vesir olmaması gerekir. Öyleyse gerçekten mülayemeti esas alarak ve böyle bir hata yapıldıysa onun o hatası karşısında hoca efendiye, görevli kimse fırsat vererek nasihat etmesine fırsat vermemiz gerekiyor muhterem kardeşlerim. Bir başka husus inşallah maddeler halinde devam edelim. Camide ve cemaatta, mescitte o biraz evvelki hadis-i şeriflerin ışığında anladığımız faziletin olduğuna inanmak. Hep böyle bir niyetle karşılığını Allah'tan bekleyerek derecenin yükseltilmesini umarak arzu ederek gitmek. Bu ihlasla alakalı bir şey. Yani böyle bir ruh halini yaşamak camiye ve cemaate devam ederek. Temiz ve yeni elbiseleri söylemiştik. Güzel koku sürünerek camiye gitmek de sünnettir. Bu da sünnettendir. Çünkü ayeti kerimedeki zinetten bunu da anlamış ve açıklamışlardır alimlerimiz. Mescide gidiş, camiye gidiş edebi evdeyken başlar. Orada abdestimizi alıp sağ ayakla yola yürümeye başlarız. Ağır fakat sık adımlarla gideriz. Sakin ve vakarlı bir şekilde gidip koşup acele ederek camide özellikle namaz vesaire ders vaaz varsa rahatsız etmeyiz. Bakın bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken, kıldırırken ayak patırtıları duydu. Sesli patküt koşarak namaza yetişmeye çalışan insanlar var. Namaz bitince sordu mübarek yüzünü dönüp. Gürültü neydi? Namaza yetişmek için acele ettik ya Resulallah. Şöyle buyurdu. Bir daha böyle yapmayın. Namaza yavaş ve vakarlı bir şekilde gelin. Yetiştiğiniz yerden sonrasını kılın. Yetişemediğiniz yeri de sonra tamamlayın dedi koşarak, zıplayarak illa yetişeyim diye patırtı, gürültü yok. Bu sünnete aykırıdır. Öyleyse kardeşlerimiz inşallah orada hiçbir sıkıntı yoktur. Kaldıkları, geldikleri, yetiştikleri yerden namazı kılacaklar. Yetişemedikleri yerden namaz, imam selam verdikten sonra tamamlayacaksınız dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki mümkünse vaktinde gelmek önemlidir. Mescide erken gidip namazı bekleyen kimse o beklediği bütün müddet içerisinde namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kul abdestli olarak mescitte namazı beklediği müddetçe hep namaz kılmış gibidir. Hadis-i Şerif. Ey ashabım siz namazı kılmak için beklediğiniz müddetçe namazda gibisiniz. Tekrar etti onu. Öyleyse muhterem kardeşlerim hani sonradan gelip zaten sünnete aykırı olan insanları rahatsız etmektense vaktinde gelip orada şöyle oturup abdesti geldiyse namazı beklemen namaz kılıyor musun gibi sevap kazanıyorsun. Demek ki tedbirli davranmak gerekiyor. Bu da zaten ileride inşallah işleyeceğimiz başka ahlaki konulardan vaktinde gelmek, vakitlere riayet etmek Müslümanların bugün de maalesef zaaflarının olduğu hususlardan bazıları. Tabii ki bununla alakalı şunu da söyleyebiliriz. Erken gelen tabii ki ön safta namazını kılar ön safta namazını kılan da derece ve mertebe itibariyle daha fazla sevap kazanır. Kim erken gelirse o ön safta namaz kılar. Ön safta onun için özellikle imamın arkasında olması gereken insanların erken gelmeleri gerekir. Ha bir başka edep ve ahlak tabii ki şudur ki insanların mertebelerine, bilgilerine, ilimlerine saygı gösterdiğinden dolayı İmamın arkasında imam yanılırsa eğer onu doğrultacak eğer imamın abdesti bozulursa onun yerine geçip namazı kıldıracak birisine o yeri boş bırakmak da cami edebinden bir edeptir. O da başka bir başlık. Öyleyse ön safı onun arkasındaki safı vesaire dizerken, dizayn ederken bu şekilde davranmamız gerekiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh, biliyorsunuz bu meselede gerçekten titiz elinde bazen değnekle birlikte safların bozulduğunu gördüğünde düzeltiyordu, onları dizayn ediyordu. Safların nasıl düzelmesi gerektiğini bildiriyordu ashab-ı kirama muhterem kardeşlerim. Mescide geldiğimizde, camiye geldiğimizde sünnet-i seniyeye uygun bir giriş vardır. O da şöyle bir giriştir. Sağ ayağımızı içeriye atarız. Sağ ayağımızı attıktan sonra Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Allahümmeftah aleyna ebbaba rahmetik deriz. Bu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin camiye ve mescide girdiğinde okumamızı tavsiye ettiği duadır. Besmele belli. Bismillahirrahmanirrahim. Arkasında salavat peygamber efendimize aleyhissalatü vesselam. Arkasından da şu dua ne anlama geliyor o? Allahümmeftah aleyna ebbaba rahmetik. Ya Rabbi rahmet kapılarını üzerimize aç demek. Yani şu mescidin o bereketinden rahmetinden faydalandır beni ya Rabbi demek mescide girerken bu şekilde girmek muhterem kardeşlerim sünnet-i seniye uygun giriştir camiye ve mescide. Bundan sonra camiye girdiğimizde eğer ezan okunmamışsa eğer hutbe okunmuyorsa mesela cuma namazında ve eğer kerahat vakti değilse ne zaman yani güneş doğarken güneş zeval noktasındayken yani tepedeyken ve güneş batarken ikindi sonrası böyle bir vakit değilse çok ağır bir sünnettir cami ve mescide girildiğinde iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılmak. Yani mescidi selamlama namazı. Efendimiz ve selamın sünnetidir. Hanefi mezhebinde burada bir kolaylık vardır. Camiye girildiğinde her zaman gidilen cami ise özellikle orada kılınan işte namazın sünnetleri, nafileler, farz da dahil tahiyyetül mescid yerine de geçer diğer mezheplerin bu noktadaki görüşleri daha ağırdır. Yani kılınması üstündür, gereklidir. Ama burada kerahat vaktine dikkat edeceğiz. İmam hutbe okuyor mu okumuyor mu ona dikkat edeceğiz. Çünkü hutbe okunurken onu dinlemek gerekir. Artık nafile uğraşılmaz. Bu da bilinmediği için bazen aslında Hanefi mezhebine göre amel eden gençler bilmediklerinden dolayı kızmıyoruz sadece nasihat davında. Cuma hutbesi okunurken dahi namaz, tahiyyetül mescid vesaire kılabilmektedirler. Uyarmak, nasihat etmek gerekir. Bu şekilde öğretmek gerekir. Kerahat vaktinde de olmaz çünkü kerahat vakitlerinde namaz kılmak caiz değildir. Ezan okundu, namaz vakti geldi veya biraz elki hadis-i şerif geri erken geldik, namazı bekliyoruz namaz sahibi alma için. Ne yapacağız o arada? Cep telefonlarla alıp şöyle bir tekrar sosyal medyayı mı gözden geçireceğiz yoksa sünnete uygun davranış ne? Veyahut da şöyle yatacağız mı, uyuyacağız mı? Bunlar da olur, olmaz değil. Olara girmeyeceğim ama en uygun orada Kur'an-ı Kerim alıp okumaktır. Allah'ı zikretmektir, tesbih etmektir. Camiye ve mescide uygun davranışlar işte salavatla, duayla, zikirle vakti geçirip özellikle ezanla kamet arasında dua etmek makbul olan vakitlerdendir. Öyleyse o vakti iyi değerlendirmek gerekir. Hadis-i şerif gereği muhterem kardeşlerim. Namaz başladıktan sonra artık gerçekten sükunetin zirveye ulaşması gerekiyor. Çünkü Allah'la diyalog başlamıştır artık. Hani bırakın çok büyük, çok önemli insanı, hani biraz daha böyle sözü dinlenen insanla dahi birisi konuşurken kimse konuşmaz artık. Değil mi? Şu anda saygınızdan dolayı Allah razı olsun kimse başka bir şeyle meşgul değil. Bizim değil sadece aktardığımız şu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini dinlemeye çalışıyorsunuz. Pür dikkat. Peki namazda Allah'la diyalog başlamışsa Oradaki sükuneti ve oradaki vakarın nasıl olması gerektiğini bir düşünün. Birileri namaz kılacak, birileri arkadan gürültü yapacak, namaza aykırı, mescide aykırı davranışlar yapacak. Bu gerçekten yasaklanmış olan mescit adabına aykırı davranışlardır muhterem kardeşlerim. Dikkatli davranmamız gerekir bu noktada. Camiye ve mescide geldik. Şöyle arkada duvarları seviyoruz, sırtımızı yaslayacağız. 60-70 yaşına gelmişiz çünkü hepimiz. Yaslanmadan dayanamayacağız. Olduğumuz yerde hemen iki rekat namazla kırıyor. E şimdi mübarek. Önünden insanlar geçecek. Ön safları doldurmaya çalışacak. Niye sıkıntı yapıyorsun insanlara? Camiye madem erken geldin, ön safa doğru git, orada nafile namazını kıl, sonradan gelen insanların rahatlıkla senin önünden geçmeden camide hareket etmesini sağlamış ol. Bu da cami adabından bir edeptir. Buna da dikkat edilmesi gerekir muhterem kardeşlerim. Bir madde ve mesele daha vardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu noktada uyarmıştır. Soğan ve sarımsak yiyenler mescide gelmesin demiştir emir formunda. Onlar evlerinde kalsın diyor. Hatta bu hadisi şerifin değişik versiyonları var. Onların bir tanesinde kendisine yemek getirildiğinde baharatı ağırsa eğer kokusu böyle burnuna geldiğinde soruyordu getiren ashabı kirama bana yemek getirdiniz içinde acaba ne var bu baharat nedir eğer soğan sarımsak vesaire veyahut da ağır baharat koku varsa onları yemiyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuna şuna verin diye tavsiyede bulunuyordu sonra da şöyle demişti siz yiyebilirsiniz fakat şundan dolayı yiyebilirsiniz çünkü ben sizin konuşmadıklarınızla konuşuyorum. Cibril Aleyhisselam'ı kastediyor. Cebrail Aleyhisselam'la konuşurken yani ağzımın soğan, sarımsak vesaire kokmasını istemiyorum. Tabi buradaki mescid adabı ile alakalı, cami adabı ile alakalı soğan ve sarımsak neden yasaklamıştır? Çünkü rahatsızlık verici bir meseledir. Yani yiyene değil yanındakine. Şimdi döneri bol sarımsaklı cacıklı yedikten sonra safa girdiğinde yanındaki insan zavallı. Şimdi Ramazan ayı geliyor iftarlarda. Buna gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. İftarlarda cacıklı, soğanlı, sarımsaklı yedikten sonra uzun 20 rekatlık teravih namazında yanımızdaki gariban'a zulmetmek güzel bir şey olmaz. Soğan, sarımsaktan bahsediyoruz şimdiye kadar. Çünkü hadiste o geçiyor. Acaba sigaraya ne demeli o zaman? Muhterem kardeşlerim nimet de değil yani. Karın da doyurmuyor. Karın doyuran bir nimet olan soğan ve sarımsakla alakalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle açık bir uyarı yapıyor yani gelmeyin evinizde kılın diyor. İfade aynen öyle. Evinizde kılın diyor yani. Çünkü kardeşini rahatsız etme hakkın yok. E peki tam Ramazan ayında ciğerleri yani şimdi o iftar vaktine kadar içmedikleri için hemen iftarda camiye gelene kadar Yatsının sünnetini kıldıktan sonra farza kadar farz teravi arası maalesef böyle gerçekten triyaki kardeşlerimiz var. Rabbim kurtarsın bu beladan. O farzla teravi arasında dahi bir sigara sıkıştıranlar var. Şimdi o yani sıcağı sıcağına onun vereceği kokuyu yani daha doğrusu dehşet o zulmü bir düşünün saftaki insanlara. Gerçekten bazen imama kadar geliyor o koku biliyor musunuz? İmamın yanında kimse durmamasına rağmen rahatsızlık verici bir koku geliyor. Muhterem kardeşlerim bu hususta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesine gönülden kulak verip soğan, sarımsak, sigarayı da sonradan olduğu için hadis-i şeriflerde o yok. Ekleyip o şekilde camide safta insanlara rahatsızlık verecek her şeyden uzak durmamız gerekiyor Allah'ın izniyle. Buna başka şeyleri de ekleyebilirsiniz hani koku veren, rahatsızlık veren neyse ondan uzak durmamız gerekiyor. Mescitten çıkarken, biraz evvel girerken verdik çıkış duasını söylemedim galiba. Orada da inşallah şöyle bir dua yapıyoruz. Allahum meftah aleyna ebbabe fadlik. Hani girerken ebbabe <laughs> rahmetik demiştik çünkü orada rahmet var. Rahmet kaynıyor. Allah'ın rahmeti, merhameti derecemiz yükselecek. Çıktığımızda da fadlik yani lütuf ve kerem demek. Allah'ım camiden çıktım, şöyle bir enerji depoladım, yüreğim, kalbim sekinet buldu, huzur buldu. Allah'ım dışarıda lütfunla, kerebinle bana muamele ile bütün kapıları aç, işimi bereketlendir. Mesela düşün iş arası gelmişsin, namazı kılmışsın. Böyle bir sekinet var, böyle bir güzellik var. Çıkarken bu duayı yapmışsın. Allah'ın işine vereceği bereketi sen düşün kardeşim. İşte bu önemli bir meseledir Allah'ın izniyle. Tabii ki namaz bittikten sonra aynen mescidin içerisinde olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Hala orası cami, hala orası mescid, hala orada camiye ve mescide gösterilmesi gereken edep aynen gösterilmesi gerekiyor. Namaz bittikten sonra meşgul olacağımız nedir? Zikirdir ve tesbihtir. Özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani fıkhi ilmi haline fazla girmemekle birlikte edebi noktasıyla inşallah namazların mescitte kılındığında nelere dikkat etmemiz gerektiği ile alakalı özetle 2-3 madde değinmek istiyorum inşallah. Çünkü bazen veyahut da özellikle bu noktalarda hata edildiğini görüyoruz. Farz namaz bittiğinde Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. Her namazı kılan bunu söylemesi sünnettir. Yani Ya Rabbi şu namazı kıldım. Namazımda eksiklikler vardır. Namazımda unuttuğum, farkında olmadığım şeyler vardır. Ve yine ya Rabbi farz namazdan sonra duaların makbul olduğunu peygamberin bildirmiştir. Öyleyse estağfirullah. Affeyle ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Seninle olan ilişkim şu anda çok sıcak bir mertebeye yakinen bir duruma geldi. Ya Rabbi bu durumda duamı kabul eyle. Affeyle ya Rabbi diye estağfirullah. Bu anlama geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapıyordu. Üç defa. Ondan sonra Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarakti ya Zelal ve Diyordu efendimiz Aleyhissalatu Vesselam ve deyin diyordu Müslümanlara bizlere de muhterem kardeşlerim. Müezzinliğin cemaatle yapıldığı yerlerde müezzinin demesi güzel ama namaz kıranların da demesi daha da güzel. Çünkü onlar da sevabına sevabına nail olmak istiyorlarsa demeleri gerekiyor. Sadece müezzine havale etmemeleri gerekiyor onu. Sen de de dilin bu tesbihatta bulunsun. Ondan sonra Ayetel Kürsi okumak Bakın ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kim beş vakit namazın sonunda ayet-el kürsiyi okursa cennete girmesine ancak ölüm mani olur diyor. Muhteşem bir hadis-i şerif. Yani onun cennete gitmesini önleyen sadece ölümdür, öldü mü girecektir diyor. Öyle bir koruyucu yani. Ayet-el kürsiyi okumak. Oradan geliyor o sünnet. Öyleyse muhterem kardeşlerim ayet kürsiyi namazımızın sonunda veyahut da farz namazın sonunda fark etmez. İkisi arkasında tespihatı yapabilirsiniz. Orada hiçbir sıkıntı yoktur. Hatta bazı rivayetlerde sadece ayet-el kürsiyi değil, İhlas suresini ve Felak ve Nas surelerini de okumamızı tavsiye etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra tesbihat. Çok önemli bir sünnet. Çok ağır bir sünnet. Gençler, gençler bu sünneti göz ardı etmeyin. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdikten sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber dedikten sonra da yüze La ilahe illallah, vahdehu la şerike, lehul mulk ve lehul hamdu, ve huve ala kulli şeyin kadir diyerek tamamlamayı şu şekilde hadis-i şeriflerde mükafatını bildirmiştir. Bunun oraya geçmeden önce hadislere en eftali elle yapılmasıdır. Tesbihatın, tesbih çekmenin en eftali sünnete en uygunu elle yapılmasıdır. Ha birileri belki eliyle sayarken kafası karıştığı için veya başka gerekçelerden dolayı o tesbih aletleriyle tesbih çekiyorsa sakınca var mıdır? Yoktur. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da sahabelerden bazıları taşla beraber tas sayarak tesbih çekiyorlardı. Yani bugün birilerinin Öyle torbadan çekme, doldurma, bilgisizlikle, bilgi demiyor ona. Bilgisizlikle şu bidattır, bu bidattır dediğine bakmayın. Orada da sıkıntı yok. Ama bakın sünnete uygununu söylüyorum. Sünnete uygun olanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi o tesbihatı elle yapmaktır. Elin organdır. Organın lehine veya aleyhine şahitlik yapacaktır ahirette. Onu kullan. Lehine şahitlik yapsın. Zihnin yerindeyse, 33 defayı sayabiliyorsan neden aletlerle uğraşıyorsun? Sünnete en uygunu elle tesbih çekmektir. Şimdi bu tesbihatla alakalı bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor müslümde geçen bir hadis-i şerifte mesela çok var da birkaç tanesini aldım buraya. Kim her namazın sonunda bu tesbihi yaparsa 33 defa subhanallah elhamdülillah allahu ekber sonra onu yüze tamamlarsa o dediğimiz la ilahe illallah ilahir. Deniz köpüğü kadar günahları dahi olsa Allah onun günahlarını affeder diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Önemli bir müjde. Küçümsenecek bir sünnet değil muhterem kardeşlerim. Zaten haşa ve kella hiçbir sünnet küçümsenmez. Küçümsemek tehlikeli bir şeydir. Yani küçümseme anlamında değil de sanki böyle hani bir şey yokmuş gibi orada. Ya Resulullah aleyhissalatü vesselam tavsiye ettiyse orada bir şey vardır tabii ki. Bir güzellik, bir hikmet vardır. Günahlardan affına vesile olacak. Fakir sahabeler geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Ya Resulallah servet sahipleri yüksek derecelere ulaştılar. Nimeti kaptılar. Hani onlar da bizim gibi namaz kırıyorlar. Bizim gibi oruç tutuyorlar. Ama onların malları da var. Zekat veriyorlar, infak ediyorlar, sadaka veriyorlar. Hac ediyorlar, umre yapıyorlar. Biz bunu yapamıyoruz ya Resulallah. Yani sevapta onlara ortak olamamaktan şikayet ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdu ki iyi dinleyin dedi. Size öyle bir şey öğreteyim mi? Sizi geçenlere onunla yetişip hala hatta onları geçeceksiniz. Onların önünde olacaksınız sevap bakımından. Buyur ya Resulallah. Hani para vermeden, zekat, infak, sadaka da bulunmadan öyle bir şey öğreteceğim ki size onu yapınca o biraz evvel zengin sahabe dediğiniz sizin yaptığınız her şeyi yapıp fazlasını yapanların siz önünde olacaksınız bu sefer. Buyur ya Resulallah buyur. Her namazın arkasından bu tesbihatta bulunun. İşte biraz evvel öğrendiğimiz namaz sonrası tesbihatı yapın. Onların önünde olacaksınız. Sonra tabi zenginler de öğrendi onu. Zenginler de yaptı. Gelip yine dediler ya Resulallah zengin kardeşlerimiz de görmüş onlar da yapıyor. Gülümsedi Efendimiz. Bu da Allah'ın lütfudur dedi kabul edin. Allah'ın lütfu keremedir. Allah kimini öyle, kimini böyle imtihan eder. Öyleyse siz size öğrettiğimiz harap sarılın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bu namaz sonrası tesbihatı yaparsa asla hasara ve ziyana uğramaz dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh cevapladı diyor ki, Efendimiz şöyle buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan amelleri çok yapın. Ya Resulallah hangisidir bu ameller? Allahu ekber, La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah. Yani bunu nasıl diyoruz? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Şeklinde alışkanlık ama sıra şart değil. Bu şekliyle de olur, diğer şekliyle de olur. Bunları söylerseniz Allah'ın rızasını kazanmanıza vesile olacaktır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bir defasında Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Şöyle buyurdu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Zırhınızı giyin diye birden mescitte böyle buyurdu. Ashab-ı kiram ya Resulallah düşman mı geliyor? Ciddiye alıyorlar yani. Zırhınızı giyin ya Resulallah düşman mı geldi? Hayır cehennemden korunma zırhını giyin. Anlayamadık ya Resulallah nasıl giyeceğiz onu? Şöyle giyeceksiniz. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim deyin. Bunlar kıyamet günü vallahi önünüzden arkanızdan ateşe karşı zırhtır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse muhterem kardeşlerim bakın namaz sonrasında şöyle o secde yerini secde alanını Allah'a en yakın olduğumuz diğeri bırakıp kaçmayı bırak. Şöyle hadis-i şeriflerde bildirilen bu önemli müjdelere mazhar olabilmek için Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tavsiyelerini yerine getirmek gerekiyor biiznillahü teala. Bunları da söyledikten sonra inşallah birkaç madde halinde konumuzu tamamlayıp bitireceğiz İnşallah Önemli olduğunu zannettiğimiz birkaç mesele daha var. Mesela kalabalık namazlarda, toplu namazlar, cuma namazı, bayram namazı veyahut da çok kalabalık olan camiler olabilir. Buralarda belki olmasa da büyük şehirlerde olabilir veyahut da Türkiye'de veyahut da Müslümanların çok olduğu ülkelerde Umre'ye hacca gittiğimizde öyle yerlerde muhterem kardeşlerim mesela cuma namazını örnek olacak alırsak şimdi İşi acele olanlar olabilir. Yani farz bittikten sonra gerçekten işine yetecektir. Belki o kadar sadece mühlet vermiştir, fırsat vermiştir iş sahibi vesaire. Bu insanın en ön safta namazı kılması cami mescit adabına aykırıdır. Niye? Namaz bittikten sonra yüzlerce insanı yarıp gitmesi gerekecektir. Sen acelen varsa, erken gitmen gerekiyorsa caminin arka saflarında namaz bittikten sonra insanlara sıkıntı vermeyeceğin yerde namazını kılman oranın edebine uygun davranıştır. Bu sıkıntı vermemekle alakalı önemlidir. Bakın neden? Hepsi bunların neyi gösteriyor? Müslümanların Müslümanlara eziyet vermesi hususunda çok uyarmıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazda dahi olsa, camide dahi olsa yani yerlerin en kutsal bölgeleri camilerdir. Oralarda dahi namaz kıranlara, Müslümanlara eziyet vermek yok. Dışarılarda zaten yok. Yani Müslümanların arasındaki kardeşlik bağını bozacak her şeyi yasaktır. Saf düzenini biraz evvel söylemiştik. Hani camiye girdiğimizde ön safları oradan yani ön taraftan başlayıp arkaya doğru boşluk bırakmadan özellikle kalabalık namazlarda namaz başlamadan önce bunlara dikkat etmek önemlidir. Gençler, sevabın çoğu ön saflardadır. Cuma namazında özellikle Bunlarda dikkat etmek gerekir. Yani yaşımız daha gençse neden hep duvarlara sırtını veren gençler olsun? Özellikle orada belki bir de yorgunsa işten vesaire geldiyse uyku da gelecektir. Nasibini gerektiği gibi alamayacaktır. Bereketinden faydalanamayacaktır namazın, mescidin. Öyleyse sırtımızı vermektense şöyle camide olduğumuzun bilincinde olup sanki namaz şeklinde oturur gibi o tahiyyat oturuşu var ya diz üstü oturup o dersi o camideki hutbeyi vesaire takip etmek uygun bir davranış olacaktır inşallah. Vaaz verilirken hutbe verilirken konuşmak sohbet etmek cep telefonuyla oynamak tamamen sünnete aykırı bir davranıştır. Cami adabına aykırıdır. Şimdi Cemaat belki bunun bazen farkında olmayabilir ama vaaz verenler ve da hutbe verenler, imamlar bunu görürler. Önde durup cemaata baktıkları için hutbe esnasında gerçekten telefonla oynamak çok yaygın bir hastalık haline gelmiştir. Allah muhafaza buyursun. Ama hutbe esnasında uyarmak da cuma namazının sevabından mahrum eder, dikkat edin. Namaz bittikten sonra biraz evvel söylediğimiz... Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın hakem Sülemi'yi uyardığı gibi öyle bir güzel tatlı dille uyarmak. Esas olan budur muhterem kardeşlerim. İbadeti ciddiyete, ciddi almakla bağdaşmaz. Bu esnada bunlardan uzak durmak gerekir Allah'ın izniyle. Yaz mevsimi geliyor, havalar ısınıyor. Bu gibi mevsimlerde giydiğimiz eşyaların yine de cami ve mescit adabına aykırı olmamasına dikkat edelim. Gençlerde bazen görünebiliyor. İşte tişört çok kısa olduğu için rüküya ve secdeye gidildiğinde organlarının, bellerinin, sırtlarının belki bazen pantolonlar da çok düzenli ve düzgün değilse namahrem bölgelerinin dahi açılmasına vesile olabiliyor. Öyleyse öyle bir kısa tişörtümüz veya gömleğimiz ona benzer şey giydiysek o zaman onu bari pantolonlarımızın içine kapatıp namaza ve mescide o şekilde gelmek mescid adabına uygundur muhterem kardeşlerim. Yine üzerimizdeki elbisede, gömlekte, tişörtte vesaire resim varsa ve özellikle bu resim sırt bölgesindeyse ve bizim arkamızda namaz kılan kişi bu resimle meşgul olacaksa hatta namazına dahi engel olacak şekilde suret varsa orada bundan da kaçınmamız gerekir. Bu da mescit namaz adabına aykırı bir davranıştır. Yani sade elbiselere giymek güzeldir. Vücudumuzdaki uzuvların açılmayacağı şekilde elbiseleri giymek sünnet uygundur. Namaz içerisinde gözlerimizi sağa sola çevirmekten bakmaktan alıkoymak gerekir. Bir namaz kılan kişi gereksiz yerlere namaz içerisinde bakmaz. Kıyamdayken nereye bakar? Secde yaptığı yere bakar. Rükudayken nereye bakar? Ayaklarına doğru bakar. Oturduğunda nereye bakar? Secde yaptığı yere bakar. Ama şöyle göz camideki her taraftaki süsü şunu bunu gezmez. Sonradan gelenleri şöyle bir görmeye çalışsam acaba kim geç geldi diye düşünmez. Böyle, namıç, olmaz böyle bir şey. Ama yaparsa namazı bozdur mu? Namazı bozulmaz. Lakin namazın ve mescidin adabına aykırı davranmış olur muhterem kardeşlerim. İstisnaları vardır. Nedir? Kabe'de namaz kılarsanız o zaman Kabe'ye bakmak sünnete uygun davranış budur. Çünkü Kabe'ye bakmak başlı başına bir ibadettir. Ama Kabe'de değil de Kabe'nin şubelerinde böyle dershanelerde, camilerde vesaire kıldığımızda orada secde yaptığımız yere bakmamız gerekir muhterem kardeşlerim. Bir alışkanlık daha vardır ki bazen görünür. Selam verilirken şöyle bir büyük teker alınarak bazen selam veriliyor. Bu da anormal bir davranıştır diyelim. Namazı bozmaz ama selam verdiğimizde direkt men en yakın şekilde, selam vereceğimiz şekilde kafamızı çevirmemiz uygundur. Yani büyük kabistler atarak kafamızı çevirmemize gerek yoktur. Namaz kılarken rükû, secde gibi rükünlerde imamdan önce davranmamak çok önemlidir. Şeytan böyle bazen, bazen acele, gaz verir. Çok acelesi var ya, şimdi toparlasa, imamdan önce zaten gitsen namazı bozulacak. Hanefi de öyle. Rükuya imamdan önce eğilse namazı bozulacak. İftitaht tekbirini dahi imamdan acele alıyorsan ki daha önce bitecek namaz. Şeytanın verdiği bir sabırsızlık bu. Öyleyse en uygun olanı, en esas olanı imam Allahu Ekber dedikten sonra cemaatin o rükünleri yapmasıdır. Rükü'ye gitmesidir, secdeye gitmesidir, selam vermesidir, namaza başlamasıdır vesaire muhterem kardeşlerim. Bir husus olarak belki son olarak Çocuklar camilerin süsüdür. Gelmeleri de gerekir. Kadınlar da camilere gelebilirler. Orada da sıkıntı yoktur. Fakat ikisinin de bir ve da erkeklerin belki dikkat etmeyeceği bazı hususlara dikkat etmesi gerekir. Kadınların özellikle camilere gelmeleri için setri avret hususunda, tesettür hususunda, hicab hususunda çok dikkatli davranmaları gerekir. Camiye, cemaate gelirken koku sürünmemeleri gerekir giriş çıkışlarda gerçekten İslami bir edep üzere bu davranışlarını sergilemeleri gerekir. Eğer bunlar olmuyorsa, böyle bir sıkıntı varsa ve hatta kocaları müsaade vermediyse evlerinde kıldıkları namazları en uygun namazlardır kadınların. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu diyor. Ama gelmelerin hiçbir sıkıntı yoktur. Ama üzerlerine vecibe değildir erkeklerde olduğu gibi. Biliyorsunuz cemaate gelmek en hafif parantez içerisinde hükmü Hanefi mezhebindedir. Sünneti müekkettir. Bazı rivayetlere göre vaciptir. Diğerlerinde zaten mazeretsiz terki namazın makbul olmamasına vesile olur diğer mezheplerde. Bu erkekler için yani kadınlar için İslam'da bir kolaylık vardır burada ama gelirlerse güzeldir, sıkıntı yok. Çocuklar için de hakeza eğer caminin huzurunu bozacaksa yani yaşı daha uygun değil, küçük, ne anlar? Suçlu da değil ama caminin süsü fakat Belki insanların önünden koşuyor, insanların huşusunu belki ağlayacak, bağıracak, uykusuz vesaire. Böyle daha cami adabından anlamayacak çocukları camiye getirmemek evla olan davranıştır. Onları camiye getirip insanların huzurunu bozmak, ibadeti karıştırmak evla olan davranış bu değildir. Ondan sonra da birisi kalkıp nasihat ettiğinde ya işte benim buraya gelmemi istemiyorlar deyip küsmek daha da kötü bir davranıştır. Halbuki senin çocuğunu getirmeni kimse istemiyor değil. Ama sana Müslümanca bir nasihat verdiyse birisi, Muhterem kardeşlerim, nasihat vermek sünnete uygun olduğu gibi nasihatı almak da sünnete uygundur. Zira nasihat verildiğinde almak esastır. Nasihatı almamak bir kibiriye işaretidir Allah muhafaza buyursun. Size birisi kalkıp Kur'an ve sünnete uygun mülayimet üzere bir nasihat verecek ve siz bunu kabul etmeyeceksiniz veya biz bunu kabul etmeyeceğiz Allah'a sığınırız. Bu tekebbür işaretidir. Yani ben Allah ve Resulü'nün sözlerine kulağımı tıkamışım demektir. Bu tehlikeli bir davranış. Öyleyse doğru bir usulle nasihat verildiyse burada onu esas almak ve onun gereğince amel etmek gereklidir Allah'ın izniyle. Rabbim cümlemize gönüllerimizi, kalplerimizi mescitlere bağlamayı nasip eylesin ve bunu genç yaşlarımızda bağlamayı nasip eylesin ki hiçbir gölgenin olmadığı o ağır günde, kıyamet gününde Allah'ın gölgesinde, arşının gölgesinde gölgelenenlerden olmayı Rabbim bizlere böylece nasip eylesin.